sevgili izleyicilerimiz, hemen şöyle malzemelerimizi ben size tekrardan malzemelerimizi anlatacağız. Şimdi biz bunları biliyorsunuz kesinlikle çok fazla uğraşmadan, bizi yormadan güzel bir şekilde kokusuz, dumansız, işsiz bir şekilde artık yaza da yavaş yavaş giriyoruz sevgili izleyicilerimiz. Siz de yazın. Şöyle her ortamda, tarlada olur, bahçede olur, nerede olursa olsun sevgili izleyicilerimiz, sizi yormadan, böyle sizi fazla sıkmadan hem elektrikli hem de tüplü olması sizin için çok büyük bir avantaj. Ve tarlaya gittiniz, bahçeye gittiniz, çay mı yapmak istiyorsunuz? Aynı enerjiyle hem çayınızı demleyip çayınızı içebilirsiniz, hem de çorbanızı, yemeklerinizi, ızgaralarınızı yapabilirsiniz. Hamurlarınızı, saçta da güzel bir şekilde gözlemeler yapabilirsiniz. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, şöyle ızgaramızı biliyorsunuz. Izgaramız... Özür dilerim usta, aslında mekan sınırı yok. Öyle tabii değil mekan sınırı yok mekan ama biz genellikle yok. Yazın biz evet, ne yapıyoruz? Doğru. Genellikle hep dışarıyı tercih ettiğimiz için işte bir de şöyle bir şey var. Bağa gideriz, bahçeye gideriz, tarlaya gideriz. Ve hatta farklı işlerde dışarıda olduğumuz tabii için şimdi. Ben özellikle onlar için de dedim. Ekinler ekilir, evet, biçilecek artık. Tabii ki artık yaz ayı olduğu için bunlar da olacak. Sadece ızgara değil. Gittiğinizde bahçenizde, tarlanızda ne yapacağız? İsterseniz çorba yapabilirsiniz. Dört mevsim her evet. yerde kullanabilirsiniz. Çorba yapabilir, pilav yapabilirsiniz, etlerinizi hazırlayabilirsiniz sevgilerimiz. Şöyle çorba, pilav yapmak için ne yapıyorsunuz? Şöyle ters çeviriyorsunuz. Burada bütün hepsini yapıyorsunuz. Bunu da şöyle ters çevirdiğimizde bütün ızgaralarımızı kokusuz, dumansız ve yağsız bir şekilde hazırlıyoruz. Şimdi hemen Ayşegül Hanım altını açsın sevgilerimiz. Evet, biz de ne yapıyoruz? Şöyle su haznesine mutlaka suyu kullanmanız tabii. lazım sevgilerimiz. Seviye çemberini koyalım. Evet. Şu suyumuzu koyduğunuzda o etlerinizden akan yağlar suyla beraber birleştiği zaman ne yapıyor? Ortalığa istemediğiniz koku ve duman vermiyor. Şimdi yavaş yavaş robotumuz ısınsın sevgili izleyicilerimiz. Ben de tekrardan malzemelerimizi bir daha anlatalım. Ondan sonra sizlerle beraber hemen ızgaramızı yapmaya başlayacağız. Şimdi karışık ızgaramız sevgili izleyicilerimiz. Siz isterseniz farklı farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Biz şöyle bir gün şöyle farklı malzemelerden dedik olsun. 1 kilo kanat kullandık. Görüyorsunuz kullanacağız daha doğrusu. Şöyle hemen yarım kilo kıymamız var. Bir adet sucuğumuz var sevgili izleyicilerimiz. Şöyle sebze közleyeceğiz. Biberimiz var. Ondan sonra galeta unumuz var. Ondan sonra sevgili izleyicilerimiz köfte harcımız var. Köfte baharatımız var. Sarımsağımız var. Yumurtamız var. Soğanımız var. Bunlarla beraber güzel bir ızgara yapacağız. Şimdi köftemizi ilk önce yapmayalım. Şöyle ne yapalım? Sizlerle beraber hemen kanatlarımızı yapalım. Şöyle kanatlarımızı güzelce bir şekilde terbiyesini verelim. Ondan sonra yavaş yavaş kanatlarımız ızgarayı hazırlanırken biz de ne yapacağız? Pişerken biz de diğer malzemelerimize geçiş yapacağız. Şöyle bir eldivenimizi giyelim sevgili izleyicilerimiz. Görüyorsunuz şöyle. Hemen eldivenlerimi giydim ve şöyle geniş bir kap aldık. Şöyle geniş kabımızı aldık sevgili izleyicilerimiz. Şöyle kenara koyduk. Evet. Şuradan birkaç tane defne yaprağı alalım. Görüyorsunuz hemen geniş kabımızı aldık sevgili izleyicilerimiz. İçine şöyle 4-5 tane defne yaprağınızı ilave edebilirsiniz. Evet. Şöyle ilave ettik. Şimdi yavaş yavaş ben sosumu hazırlayacağım ama ben şöyle bir gün hemen yapacağımız için size yoğurdu da eğer kısa bir sürede hazırlayıp pişirecekseniz yoğurtu da nasıl yapılır ben onu da şimdi yapacağım. Ben şimdi Ayşegül Hanım'da bir yemek kaşığı kadar yoğurt rica edeceğim. Yoğurt, o yoğurdumuzu hemen. Getirene kadar ben de şöyle yavaş yavaş hemen diğer işlemlerimizi yapalım sevgili izleyicilerim. Şöyle defne yaprağınızı koydunuz. Hemen ondan sonra ne yapıyorsunuz? İçine zeytinyağınızı koyuyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Zeytinyağınızı koydunuz. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? İçine tuzunuzu. Şöyle hafif tuz attınız. Çok hafif biraz kimyon kullanabilirsiniz sosumuz için. Ve ne yapıyoruz? Biraz sevgili izleyicilerimiz şöyle pul biberimizi. Sosumuzun içine pul biberimizi ilave ettik. Hatta varsa tane karabiber de kullanabilirsiniz. O da çok güzel bir tat ve lezzet veriyor. Yoksa toz halindeki karabiberinizi içine ilave edebilirsiniz. Şöyle pul biberi, karabiber, kimyon, tuzumuzu ilave ettik. Biraz da kekik içine ilave ettik. Normal baharatlarımızı verdik sevgilerimiz. Baharatlarımızı verdikten sonra ne yapıyoruz? Şöyle 2 veya da 3 diş sarımsağımızı alalım. Bunu siz ezebilirsiniz de şöyle hemen ezdikten sonra da şöyle ufak ufak. Eğer sarımsak çok seviyorsanız fazla da atabilirsiniz. Ama çok fazla sevmiyorsanız az bir şey kullanabilirsiniz. Hemen gördüğünüz gibi sarımsağınızı doğrayıp içine ilave ediyorsunuz. Sarımsağımızı ilave ettik. Ne yapacağız sevgili izleyicilerimiz? Ama bu terbiyemizi hazırladığımız zaman mutlaka böyle yarım saat, bir saat etlerimizi bekletmemiz lazım. Daha güzel olması için ve daha lezzetli olması için. Şöyle biberlerimizi de hazırladık sevgili izleyicilerimiz. Biberlerimizi de yarım parmak şeklinde doğruyoruz. Onları da içine ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi hemen biberlerimizi içine ilave ettikten sonra
soğanımızı sevgilicilerimiz, şöyle yarım soğanımızı alıyoruz. Onu da hemen şöyle kuşbaşı şeklinde doğrayalım. Görüyorsunuz soğanımızı da içine ilave ettik. Soğanımızı da içine ilave ettikten sonra ne yapacağız sevgilicilerimiz? Şöyle yarım domatesimiz vardı. Hemen ne yapıyoruz? Yarım domatesimizi de şöyle güzelce bir şekilde doğrayıp onu da içine ilave ettik. Görüyorsunuz sevgilicilerimiz bütün malzememizi hepsini içine ilave ettik. Ve şimdi ne yapıyoruz? Bir yemek kaşığı kadar yoğurdumuzu içine ilave edelim. Siz bunu çok fazla bekletecekseniz yoğurt ilave etmeyin diyorum ben sevgilicilerimiz. Ama hemen pişirecekseniz yoğurdunuzu ilave edebilirsiniz. Şöyle malzememizi hazırladık sevgilicilerimiz. Ne yapıyoruz? Şöyle sosumuzu güzelce bir şekilde karıştıralım. Görüyorsunuz. Bütün malzemelerimizi içine ilave ettik. Ve ondan sonra yoğurdumuzla beraber güzelce bir şekilde hemen karıştırdık. Biraz Ayşegül Hanım kırmızı toz biber de size rica ederiz. Kırmızı toz biber de içine ilave edelim. Şimdi yavaş yavaş kırmızı toz biberimiz gelsin sevgilicilerimiz. Hemen kırmızı toz biber de çok güzel bir renk görüntü veriyor. Şöyle kanatlarımızı güzelce bir şekilde alalım. Hemen kesiyoruz şöyle ortadan. Ondan sonra şöyle içine ilave ediyoruz. Evet. Görüyorsunuz sevgilicilerimiz sosumuzu hazırladık. Sosumuzu güzelce bir şekilde hazırladıktan sonra şimdi kanatlarımızın uçlarını şöyle bir kesiyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve ondan sonra tekrar ikiye bölüyoruz. Ve ondan sonra sosumuzun içine dahil ediyoruz. Şöyle. Güzelce bir şekilde. Hemen devam ediyoruz sevgilicilerimiz. Evet. Bütün sosunuzu hazırladınız. Sosunuzu hazırladıktan sonra kanatlarınızı da güzelce bir şekilde doğruyorsunuz. Ortadan ikiye bölüyorsunuz. Kanatlarınızı da ortadan ikiye böldükten sonra tekrar ne yapıyorsunuz sevgilicilerimiz? Sosumuzu güzelce bir şekilde karıştırıyoruz, harmanlıyoruz. Ondan sonra marine ettikten sonra, karıştırdıktan sonra bir saat bekletiyoruz. Güzelce bir şekilde bir saat sosumuzu beklettikten sonra tavuğumuz iyice güzelce bir şekilde soslandıktan sonra hemen ızgaranıza dizip ondan sonra pişirebilirsiniz. Daha lezzetli ve daha güzel olmasını istiyorsa o şekil yapabilirsiniz. Şöyle bütün sosumuzu verdik sevgilicilerimiz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Şöyle yoğurdumuzla beraber güzelce bir şekilde tavuk kanatlarımızı hazırladık. Görüyorsunuz. Şöyle hemen marine ettik. Şöyle bir karıştırdık. İçinde defne yaprağı var, soğanımız var, sarımsağımız var, baharatlarımız, biberimiz. Hepsini içine ilave ettik ve şu anda güzelce bir şekilde tuzumuzu de karıştırdık. Tuzumuzu da koyduk. Tuzumuzu da koyduk. Şu anda hazır sevgilicilerimiz. Ben şimdi ne yapacağım? Şöyle bayanların da güzelce bir şekilde ızgara yapabileceğini evet. Biliyorsunuz sevgilicilerimiz robotumuzda. Artık erkeklere ihtiyacımız yok şükürler evet. Olsun. Şimdi Ayşegül Hanım yavaş yavaş şöyle sevgilicilerimiz kanatlarımızı hazırlayacak. Ben şöyle bir dizeceğim kanatlarımızı. Ondan sonra Ayşegül Hanım şöyle pişirme işlemini gerçekleştirecek. Evet. Görüyorsunuz. Üzerime de koku silmeyecek bu arada. Bu evet. Beni daha da mutlu ediyor tabii ki. Çünkü biz hanımlar biraz titiz maalesef böyle bu tür konuları takıntı yapıyoruz. Hatta çok çok önem veriyoruz. Şimdi evlerimizde de artık beylere böyle akşamları çocuklarımıza sürpriz yapmak için özellikle böyle mangal keyfini evde yaşayabilmek adına bu tür hazırlıklar yapabiliriz. Hatta evde mangal yaptığımızı hiç kimse hissetmeyecek. Ne kadar güzel öyle değil mi? Tabii ki. Çünkü bir de komşularımız bile anlamayacak. Değil mi? Evet. Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. Çok önemli bir söz. O yüzden yaparken de işte etrafı rahatsız etmemek adına çok güzel buluşlar ve icatlar var artık. Allah razı olsun. Aslında diyoruz. Biz Türk milleti olarak buna çok dikkat ediyoruz evet, değil mi Ayşegül evet, Hanım? Kesinlikle yani. Öyle. Kesinlikle ama bu bizim ızgaramızda kesinlikle ortalığa koku vermeyecek ve onlar da öyle bir şey ne yaptığımızı bilmeyecekler. Evdekiler bile hissetmeyecek. Tabii ki. Şöyle ben hemen sevgili izleyicilerimiz görüyorsunuz kanatlarımızı güzelce bir şekilde hazırladık. Şöyle robotumuza dizdik. Şimdi Ayşegül Hanım yavaş yavaş pişirecek. Ben de köftelerimizi hazırlayacağım. Evet hadi bakalım. Sabırsızlıkla bekliyorum ben. Bakalım köftemiz de hazırlansın. Evet, ondan sonra inşallah hepsini beraber güzel bir şekilde pişireceğiz. Ben böyle hatta bugün diyorum ki böyle sunumu bir böyle tepside yapsak. Şöyle hani ortaya gelir ya karışık tamam, ızgara. Tamam öyle istiyorsan öyle, öyle de olabilir. Öyle güzel de yaparız. Güzel böyle etrafını sebzelerle ondan sonra şöyle. Tabii hatta ki. Tepsimi hazırladım şurada. Tamam güzel yapmışsın. Piştikçe. O zaman biz şöyle sebzelerimizi de kenarına koyalım. Yavaş yavaş şöyle evet, sebzelerimizle beraber. Közlensin. Evet közlensin. Şimdi sevgilicilerimiz gördüğünüz gibi güzelce bir şekilde hemen ne yaptık? Kanatlarımızı hazırladık, sosladık ve robotumuza dizdik. Onlar yavaş yavaş pişmeye devam ediyor. Onlar pişerken biz de şimdi sizlerle beraber köftemizi yapacağız. Şöyle köftemizi, şöyle artık yaz ayı geldi sevgilicilerimiz. Siz de
daha lezzetli ve daha güzel köfteler hazırlayabilirsiniz. Şöyle ve daha lezzetli ve daha güzel köftemizi nasıl yapacağız? İlk önce biraz ağlamamız gerekiyor. Şöyle soğanımızı hemen rendeleyeceğiz sevgili izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi. Evet, ben de burada tavukları çevirmeye başladım bile. Yavaş yavaş şu an tavuklarımız pişmeye başladı. Evet. Sebzelerimizi de közleyeceğiz, biberlerimizi de. Sonrasında inşallah ne yapacağız? Köfteler de pişecek, sonra sucuklar da pişecek. İlk bölümde ızgaramızı yaptık. İkinci bölümde tabii ki devam edeceğiz yine ızgaramızı da yapmaya. Ama bitmedi tabii ki. Ayrıca gözlememiz var. Bugün de gözlememizi kendimiz açacağız. Öyle değil mi? Tabii ki kendimiz yapacağız. Kendi hamurumuzu kendimiz hazırlayacağız. Bir yanda efendim ızgaralar pişecek. Bir yanda yine sacımızda gözlemelerimizi pişireceğiz. Biraz mangal keyfi yapıyoruz efendim. Bugün karışık ızgaramız vardı komple mutfakta. Sizler için ilk bölümde ızgarayı nasıl hazırlayacağınızı ne yaptık? Anlatmış olduk. Şimdi tavuklarımız pişiyor. Bir yandan biraz sonra inşallah köftelerimizi pişireceğiz. Sucuğumuz var dedik. Gözlememize geçeceğiz. Ama öncelikle ne yapalım sizler için? Izgaralarımızı, etlerimizi nasıl hazırlayacağız, nasıl soteleyeceğiz? Ustamız bir kere daha bizlere anlatsın, sonra inşallah gözlemeyi yapacağız. Ben şimdi izleyicilerimize bunu anlatırken siz de şimdi hem ızgaramızı nasıl yaptığımızı hem de çayımızı nasıl demlediğimizi bir de çayımızı doldurun Ayşegül Hanım. Çaysız şöyle, olmaz diyorsunuz. Çaysız olmaz. Hadi bakalım. Şimdi sevgili izleyicilerimiz aynı enerjiyle iki işi birden yapıyorsunuz. Hem yemeklerinizi yaparken bir yandan da çayınızı demleyip afiyetle içebilirsiniz. Şöyle güzelce bir şekilde kanatlarımızı hazırladık. İçine yoğurdumuzu, soğanımızı, biberlerimizi, ondan sonra baharatlarınızı ilave ettik. Sarımsak ve soğanınızı içine ilave ediyorsunuz. Onu güzelce bir şekilde bir karıştırdıktan sonra, harmanladıktan sonra hemen ne yapıyoruz? Kanatları siz evde hazırladığınız zaman mutlaka 1-2 saat bir dinlendirin, marine edin. Güzelce bir şekilde karıştırın ve dinlendirdikten sonra etleriniz daha yumuşak ve daha güzel bir pişimini sağlamış olacaksınız. Bu nasıl bir çay çayımıza ya? Ne kadar güzel, evet, bir şekilde demlenmiş. Gerçekten değil öyle. Mi Ayşegül Hanım? Gerçekten öyle. Aynı enerjiyle şimdi tekrardan bir başka bir enerji sarf etmemize tabii gerek yok. Aynı bir enerji de, hem de biliyorsun piknikte de çaysız duramayız yani. Evet. Özellikle beyler de bir yandan mangal yaparken derler hanım oradan bir bardak çay ver diye söylerler. Artık hiç ona da gerek kalmayacak. Tabii. Bu sefer beyler de çaylarını kendileri içebilecekler. Tabii hemen yanında olacak. Şimdi tabii, mangal tabii beyler yapacağı için ne yapacak? Hemen yanlarında evet olacağı için kolay bir şekilde hazırlayabilirler. Şöyle buyurun çayınızı. Teşekkür ettim Ayşegül Hanım. Ederim. Şimdi sevgili izleyicilerimiz şöyle kanatlarımızı görüyorsunuz. Güzelce bir şekilde hazırlama gerek şöyle devam ederken nar gibi kızardık. Tavuk kanatlarımız gördüğünüz gibi güzelce bir şekilde soslanmıştı. Bir yandan çayımızı hazırladık. Ve şimdi Ayşegül Hanım yavaş yavaş şöyle kanatlarımızı pişirmeye devam ederken biz de hemen ne yapacağız? Sizlerle beraber şöyle bir köftemize doğru gidelim sevgili izleyicilerimiz. Şöyle köftelerimizi güzelce bir şekilde hazırlanmıştık. Şöyle tabağımıza dizmiştik. Bir yandan da kanat ızgaralarımız sevgili izleyicilerimiz onlar da hemen hemen hazır. Şöyle güzelce bir şekilde tekrar çevirelim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde şöyle kanatlarımızı da hazırladı, pişirdi. Şöyle bir son bir daha çevirelim. Ondan sonra hemen alacağız. Evet şöyle. Soğanlarımız da kavruldu biraz içerisine. Tuzumuzu ve artık tercihe göre diyelim değil mi? Biz tabii zaten ki biraz böyle hani pul biber, karabiber falan koyduk ama izleyenlerimiz de sevdikleri gibi ne yapabilirler? Hazırlayabilirler. Evet. İç haşlarını. Şöyle o zaman biz sevgili izleyicilerim şöyle köftelerimizi güzelce bir şekilde yavaş yavaş pişirirken bir yandan şöyle kanatları görüyorsunuz. Kanat ızgaramız da hazırlanmış oldu. Şöyle kanat ızgaralarımızı güzelce bir şekilde ne yapalım? Şöyle tepsimize koyalım. Görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Kolay bir şekilde, pratik bir şekilde pişirdik. Ve şöyle pişirdiğimiz kanatlarımızı şöyle hemen alıyoruz. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde hazırlanmış olduğumuz kanatlarımızı şöyle tepsimize alalım. Bir tane Ayşegül Hanım sizden tabak rica edebilir miyim? Şöyle tabii herhalde tepsimizi tam almayacak. Şunu da koyduk mu? Şimdi tepsimiz yeterli. Onu kenara alalım. Ben alayım. Şöyle. Şimdi vereceğim. Kusura bakmayın. Elimde patates var ya. Yok yok tamam. Alalım şöyle. Evet. Sevgilicilerimiz görüyorsunuz. Şöyle güzelce bir şekilde kanatlarımızı gördüğünüz gibi hemen güzel bir şekilde pişirdi. Ve pişen kanatlarımızı ne yapıyoruz? Şöyle tabağımıza aldık. Bir yandan da közlediğimiz biberimizi de alalım. Bunları şöyle kenara koyduk. Şimdi sevgili izleyicilerimiz şöyle güzelce bir şekilde ne yaptınız? Hemen yemeklerinizi yaptınız. Ondan sonra veyahut da ızgaralarınızı yaptınız. Izgaralarınız bitti. Şöyle pikniğe gittiğinizde ne yapıyorsunuz? Şöyle hemen tavamızı alıyorsunuz. Izgaranızın tavasını alıyorsunuz, kenara bırakıyorsunuz.
tavanızı kenara bıraktıktan sonra şöyle sacınızı alıyorsunuz. Ve sacınızı şöyle güzelce bir şekilde, aynı şekilde sevgili ebatlar aynıdır. Hemen ne yapıyorsunuz? Robotunuzun üzerine koyuyorsunuz. Biraz şimdi yavaş yavaş gözlememize geçeceğiz ama geçelim. Biraz sonra süslememizi yapacağız, tamam. Onları koyacağız. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, şöyle gördüğünüz gibi bir yandan güzelce bir şekilde kanatlarımızı pişirdik. Ondan sonra köftelerimizi hazırladık, tabağımıza, tepsimize koyduk. Şimdi soğanımızı, sebzelerimizi közlüyoruz, görüyorsunuz. Şöyle sebzelerimizi közlerken şimdi ne yapacağız? Tekrardan şöyle sucuk hazırlayacağız. Biliyorsunuz sucuk her zaman sıkıntı olur. Şöyle dumanı, kokusu, isi çok farklı olduğu için bizi rahatsız eder. Şöyle bir gün biz de ne yapacağız? Şöyle bizi rahatsız etmeden robotumuzda bu güzel bir şekilde şöyle sucuklarımızı başkasının hemen da canını çektirmeden değil mi kokusunu? Evet tabii ki. Evet. Şöyle ortalığı da fazla insanlar rahatsız etmeden, doğru, hemen güzelce bir şekilde sevgilerimiz, sizler de böyle sucuklarınızı yapabilirsiniz, hazırlayabilirsiniz. Dumansız, işsiz bir şekilde pişirebiliyorsunuz. Onun yanında isterseniz domatesinizi, biberinizi, soğanınızı veyahut da farklı sebzeleri de çok seviyorsa, hoşunuza gidiyorsa onları da közleyip afiyetle yiyebilirsiniz. Evet, ellerinize sağlık. Teşekkür çok güzel görünüyor. Gerçekten hepsi birbirinden güzel oldu. Yine diyorum Allah inşallah herkese böyle ağız tadıyla yemek yemeyi nasip etsin. Herkese amin, inşallah amin. Böyle bu imkanları sunsun diyorum. Çok şanslıyız. Dua etmeliyiz, şükretmeliyiz tabii ki. Efendim ne diyelim, birbirimize güzel güzel dualar ediyoruz. Rabbim inşallah dualarımızı kabul eylesin diyoruz. Afiyet olsun diyorum ben. İnşallah yarın aynı saatte sizlerle olmayı ümit ediyorum tabii ki. Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.